yine beraberiz. Ege Üniversitesi'nin televizyonunun 3. yayın dönemine başlamış bulunuyoruz. Hangi kameradayım ben yine? Evrencim, el salla. Ara sıra bana oradan göz kırp falan bir şeyler yap. Evet, şimdi yanımda yine. Bu arada biz tarihten bir sayfa programının hazırlayan, sunan hocası sevgili doçent doktor Hasan Mert'in röportajını izledik biraz önce. Tabii ben biraz önce çok uzattığım için lafı onun anonsunu geç yapmış bulunmaktayım. Yanımda çok sevgili iki değerli konuğum var. Yani ikisi de birbirinden güzel. Ben bilmiyorum, terk edebilirim stüdyoyu. Hiç biliyorsunuz güzel bayanın güzel bayana tahammülü yoktur. Erkekler kendine puan çıkardı bu arada, farkındasın duyuyorum. Bir dakika, erkeklerle her şey iyiydi. Olayın prensesi bendim. Şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Bugünün prensesi sensin. Bugünün prensesi sensin. Sizin gibi bir kraliçenin yanında hocam. Wow. Program böyle gidermiş. Aynen öyle. Şimdi biraz önce oradan laf atıyordunuz. Öyle olmuyor. Olmuyor. Şimdi geldiniz yanıma. Konuk olmak da bir değişikmiş gerçekten. Evet. Şimdi yanımızda kimler var? Aslında Ege Üniversitesi Televizyonu'nun devamlı izleyicileri bunu biliyorlar ki. Sevgili Profesör Doktor Sema Aydoğdu, çocuğa dair her şey program yapımcısının. Evet. Hazırlayanı, sunanı, her şeyi. Evet. Annesi kendisi. Çok güzel. Bir şey oldu. Diğer yanımda. Acun'un şeyi var. Diğer yanımda. Ege'den Sağlık Programı'nın sevgili yapımcısı, hazırlayanı, sunanı Duygu Gümürdü var. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ne güzel böyle Ayyeciğim. İki tane gülen yüzle yine baş başayım. İki hocamızdan sonra. Üç gülen yüz diyelim. Gülmeye devam ediyoruz. Daha da edeceğiz. Bakayım burada konuklar arasında bir gülmeyeceğimi düşündüğüm haber müdürümüz Levent Konuş var. Haksızlık yapma. Bence de. Çok haksızlık. Sataşıyorum oradan bir şeyler gelsin diye ama reji şu anda hiç oradaki değil. Şimdi izin verirseniz sevgili hocamdan tabii başlamak ki istiyorum. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Üçüncü yeni yayın dönemimize başlıyoruz bugünden ne itibaren. Evet. Ne büyük keyif. Siz aramıza bir yıldır beraberiz, bir yıldır katıldınız. Neler düşünüyorsunuz televizyonumuz hakkında? Nasıl geçiyor yayınlarınız? Bizlerle mutlu musunuz? Şikayetiniz var mı? Hemen bir form vereyim, doldurun. Halkla İlişkiler Müdürü olarak müşteri hizmetleri formu. Şimdi ben çocuk hastanesinden karşı tarafa, ana binanın altında bu BİTAM'ın kapısına içeri girdiğim anda dünyam değişiyor. Bütün stresi dışarıda bırakıyorum o kapıdan. Buraya geliyorum. Hep beraber çok keyifli bir ortam ve ben konuklarımla, program konuklarını davet ederken de hiç diyorum stres yapmayın lütfen. Orada evet, eğleneceğiz. Yani orada doğal bir halde evet, karşılıklı günlük konuşma içerisinde program yapacağız. Stresimizi atacağız. Çünkü çocuğa dair her şey deyince eğitimci geliyor, hekim geliyor, farklı konulardan herkes böyle bir bazen heyecan falan yapabiliyor. Halbuki burası benim bütün stresimi attığım, çok büyük keyif aldığım, ayrıca geçen yıldan beri söylüyorum benim işim buymuş ama ne yazık ki doktor oldum. Onu geçen gün de konuştuk. Yanlış onu yönlendirme. Ben diyor hocam diyor aslında diyor televizyoncu evet, medya sektöründen evet, biri olmalıymışım. Kesinlikle. Ama diyor aile diyor böyle yönlendirince diyor onlara babam da sevgiler saygılar tabii. Babam burada doktor ol dedi, ben de doktor oldum. Bir kız evladı olarak babamın sözünü dinledim. Dinlediniz. Ama işte üniversitenin, sonra biz tanıdınız. Evet, üniversitenin büyüklüğü, bu Ege Üniversitesi'nin büyüklüğü. Sonuçta o içimde var olan bir takım noktaları harekete geçirmeye şansı buldum. O yüzden Ege Üniversitesi'nin zaten fanatik bir öğretim üyesiyim. Evet. Üstelik televizyon dolayısıyla da üniversiteme bir kere daha sevgimi ve saygımı sunuyorum. Birikim harekete geçti hocam. Öyle vallahi birikim nasıl bir harekete geçtiyse durduramıyoruz hocam. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O enerji bambaşka. Vallahi açıkça şimdi Sema Hoca'ya biraz konu dışı olacak ama yaklaşık bir ay önce Sema Hoca beni glutensiz diyetle tanıştırdı. Evet, kendisi. Evet. Glutene karşı bir intoleransım olduğu düşünülüp glutensiz diyetle tanıştırdı. O gün bugündür her gün hocamın kulaklarını çınlatıyorum. Ekmek yaparken ya da karşımda birileri poğaça simit yerken. Gluten deyince akla Sema Hoca'dan başka kimse gelmiyor. Aslında başka şeyler deyince de bu aralar Sema Hoca akla geliyor ama onu biraz sonra saklayacağım. Şimdi neymiş acaba? Sevgili Duygu'ya dönüyorum. Sevgili Reji. Bu tarafa dönüyorum. Bu tarafa. Duygucuğum. Bakalım. Ege'den sağlık. Evet. Radyoda başlayan bir serüven.
benle birlikte başladı. Sonra sen çok güzel bayrağı devraldın. Televizyonu taşıdın. Televizyonda da inanılmaz harikalar yarattın. Çünkü çok fazla hocamız iştirak etti bu programa. Evet. Her gün canlı yayınlar vesaireler. Hı-hı. Gerçekten yorucu bir şey. Sen de biliyorsun. Ben de her gün canlı yayın yapan birisi olarak. Senden dinleyelim Ege'den sağlığını. Tabii ki ben anlatmaktan hiçbir zaman bıkmam. Çünkü dediğin gibi yani seninle başladı. 85 programı sen yaptıktan sonra bana devrettin. Hı hı. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Daha sonra televizyonumuz açıldı. Bundan 2 sene önce nasıl geçti gerçekten günler anlaşılmıyor. 2 seneden sonra televizyonda devam ettirdik. Radyodaki program sayısını zaten artık hatırlamıyorum. Ama televizyonda da geçtiğimiz ay 100'ü devirdik. Hatta Sema Acu'ya da program öncesinde onu sordum. Doğru, 100. Evet, sizin kaç oldu diye. Sema Acu'nun da 32 oldu galiba. 32 program oldu. Hocam evet. Bakın 100'e 32 hiç olmuyor. 32 program. Bak şimdi nasıl birbirlerine düşüreceğim bakın reji. Sema Acu. 32 hocam ya. Yani çok güzel, çok mutluluk verici. Öğretim üyelerimiz zaten burada en önemli payı oluşturuyor. Kesinlikle. Çünkü onlar olmazsa zaten program olmaz. Her zaman onu söylüyorum. Ama öğretim üyelerine karşı hazırlanmak duygu çok kolay bir şey değil. Kesinlikle. Yani ben öğretim üyesi tarafında kesinlikle olarak hocam, siz de seni o yönden çok takdir evet, ediyorum. Evet, öğretim üyelerine hazırlanmak kolay bir şey değil. Gerçekten. Çok çünkü teşekkür çok ederim. Çok farklı bilim dallarından. Evet. Onlara göre çalışıyorsun, sorular hazırlıyorsun. Evet. Ve bunu her gün ve canlı yayında yapıyorsun. Canlı yayında oluyor. Azıcık canlı yayında oluyor. Yani tabii bilimsel anlamda yaptığımız için daha çok programı. Siz bir hekim olduğunuz için daha farklı alanlara çok rahat kayabiliyorsunuz. Çünkü sizin de sonuçta hani bir profesörlük evet, bilgi birikiminiz olduğu için. Ama tabii hocalar da burada çok yardımcı oluyor bize bu konuda. Bir de 3 senelik, 4 senelik bir program yarı olunca. Yarı hekim gibi oluyorsun zaten. Artık evet hani kesinlikle böyle daha sade, anlaşılabilir. Artık şey oluyormuş hocam, evde Duygu'nun eşi benim şuramda bir, o bir şey değildir kocacığım. O bir şey değildir kocacığım. Ben biliyorum. Şimdi akut bilmem ne falan diye başlıyor. Yani aslında yapmak istemiyorum. Çünkü hani kendim haddimi aşıyormuşum gibi hissediyorum her zaman. Aslında ama söylenilen şeylerde de merak ettiğim çok soru oluyor. Evet. Programdan sonra da ben mutlaka sorarım merak ettiğimi. Dolayısıyla da kendimde böyle bir birikim yavaş yavaş oluştuğunu hissediyorum. Ama çok hiçbir güzel zaman da böyle bir başkasına sende bu var falan diye böyle hani kendim böyle haddimi ama aşıyormuşum gibi hissettiğim için. Bir fikir üretebilirsin. Çünkü ben tabii bu programlarda şunu gördüm. Bir baktım kendi bilmediğim kesinlikle konularla ilgili evet konukları bulup. En güzel çünkü zaten üniversite hangi konuyu el atarsanız onunla ilgili yetişmiş elemanı evet var, akademisyeni evet var. Dolayısıyla kendi bilmediğim konularımla ilgili sürekli canlı yayın içerisinde eğlenerek bilgilenmiş aynen oluyorum. Kesinlikle. Ben bunun keyfini yaşıyorum. Ben bir de cümleye başlamadan önce hani ki çevremdeki kişilerle konuşurken işte ben şu ana bilim dalından bir hocayla program yapmıştım. O böyle demişti. Hani kendi cümlem ben değil mi? Olay benim kontrolümden çıkmaya başladı. Ege'den konuklar karşılıklı konuşmaya başladı. Bir dakika. Sağlık. Şimdi sevgili Reji biliyorsunuz ki buradaki bütün arkadaşlar biliyor. Duygu aynı zamanda çok iyi de bir haber spikeri. Bizim haberlerimizi kendileri efendim sunuyorlar. Çok da ciddi yapıyor bu işi. Yani hiçbir şey onun ciddiyetini bozamaz. Bozamıyor. Öyle değil evet mi arkadaşlar? Bakalım bozabiliyor. Bozamıyormuş, bozamıyormuş. Bir izleyelim bakalım. Üniversitesi Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenine hoş geldiniz. Üniversitemizden ve İzmir'den haberlerle sizlerleyiz. Sevgili izleyiciler, Ege Üniversitesi Senatosu kampüste yaşanan olayların sonrasında ikinci kez toplandı. Toplantı sonunda oy birliğiyle kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir karar açıklandı. Kararda asılsız iddialar gündeme getirilerek tedbirlerin eksiksiz alındığı ifade edildi. 20 Şubat 2015 günü saat 10:30'da Türkiye'nin köklü ve sakin bir üniversitesi olan Ege Üniversitesi'ne yönelik
yönelik yürütülen haksız ve nefretsiz ithamlar kurulunu kurtarmaktadır ve üzüntünüzü arttırmaktadır. Kalemleri kararlarını da sonuçlanan bir acı olan yolunu da gümrük ikinciyorsunuz zannedilir. İzmir Ekonomik Kalkınma Evet. İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu kararı. Kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. İzmir Ekonomik Kalkınma Kurulu'nun 9. toplantısında gündem üniversitelerde yaşanan olaylar oldu. Toplantı Başkanı Mehmet Yahya, siyasetçilerimizin kanaat önderlerimizi, sivil toplum örgütü temsilcileri... Ne oluyor ya? Hiçbir şey duygunun ciddiyetini bozamıyor. Çok güzel yalnız, çok etkilendim. Çok etkilendim. Kamera şakası sandım diyorum yani. Kamera şakası sandım. Halbuki kamera şakası yani. Şimdi ben onun kısa özetini yapayım. Biz canlı yayındasın dedik Duygu'ya. Aslında canlı yayında değildi o sırada. Bakalım ne kadar ciddiyetini koruyabilecek diye böyle bir şaka yaptık. Ama hakikaten ciddiyetini korudu yani. Yani ben Fatoş yandan çayı getiriyor falan. Böyle bir sinirli bakıyor falan. Ne alaka çay? Sadece Fatoş'la kalsaydı gerçekten devam ettirirdim yani. Hani herhalde yanlışlıkla girdi falan diye düşünürdüm. Baktım Yeriz arkadan yastıkla giriyor. Biri şemsiyeyle giriyor. Dedim artık tamam. Tamam bitti. Bu bir şaka. Şimdi hocam, sevgili hocam, siz bu Duygu'ya yapılan şakayı kıskandınız değil mi? ama biraz daha beklemeniz lazım. Çünkü sevgili Hatice Şahin hocamızın, Engelsiz Ege programının yapımcısı ve sunucusu Hatice Şahin hocamızın da Ege Üniversitesi Televizyonu ile ilgili kısacık bir röportajı var bizimle. Onu bir yayınlayalım. Arkasından ekonomiyi sonra yayınlayalım. Arada çünkü Sema hocama bir sürprizim olacak. Wow. Önce Hatice Şahin hocamızın röportajı. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık hizmeti. Hocam öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programınızın amacı nedir, Engelsiz Ege programının? Engelsiz Ege biriminin programının amacı temelde birimi tanıtmak aslında. Ama onun üstünde başka bir hedef daha var. Engellilikle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman genellikle acıma faktörü insanların içinde bir beliriyor. Bir de en fazla görsel alanda görmek istedikleri şey engelli bireylerin başarıları. Halbuki biz bu programda ne acıma duygusu ne de aşırı abartılmış başarı durumlarını değil, onun dışında engellilikle ilgili sosyal değinmeler, politik durumlar, yasal çerçeveler, bunların sosyal hayatı değiştirme kapasitesi nedir, bunları konuşmaya çalışıyoruz. Peki, televizyonumuzun üniversiteye yararını nasıl görüyorsunuz? Yararlı mı, yararsız? En azından benim için çok yararlı oldu. Çünkü tahmin etmediğim kadar bu programın izlenmesini sağladı. Sadece canlı olarak bu programı yapıyoruz ama yalnızca canlı yayın sırasında değil, sonradan YouTube'daki görüntüler nedeniyle tüm diğer üniversitelerin engelli öğrencilerle ilgili birimlerinin, koordinatörlerinin izlemesine olanak sağlayan bir durum oldu. Aynı zamanda görsel bir arşiv yaratmamızı sağladı. Benim açımdan ve bizim program açısından çok yararlı tabii ki. Kesinlikle. Sizce televizyonumuz nasıl gelişmeli? Son sorumuz bu. Nasıl gelişmeli mi? Evet. Yani nasıl yenilikler yapılabilir? Açıkçası bunu hiç düşünmemiştim. Ama sanırım mekanı biraz daha geniş olabilir. Yani bir mekanla ilgili sanki sıkışmışlık duygum oluyor. Kendim için değil de sizler açısından. Yani oraya her programa gittiğimde sanki daha geniş, daha ferah, daha aydınlık ortamlar olması gerekirmiş gibi bir hissim oluyor. Birincisi bu. İkincisi, orada çalışan tüm gençler inanılmaz güzeller, inanılmaz tatlılar. Yani hem öğrenciler hem çalışanlar, onları pek çok insan tanımıyor. Yani orada çalışan potansiyelin farkında değiller. Onların daha iyi tanınmasını mesela sağlamak bence önemli olabilirdi. Çünkü ben böyle bir program yapmasam sizlerle tanışamam. Yani sizler gibi değerli gençleri tanımam mümkün değil. Bir diğer şey bu olabilirdi. Yani orada emek verenler kimler, onu çoğu insan bilmiyor, tanımıyor. Bir diğer nokta,
biraz daha belki profesyonel, yani program yapımcılar için aslında profesyonel destekler olabilir. Örneğin iyi konuşma. Ben kendimi çok iyi konuştuğumu düşünüyordum ama sonra program yaparken baktım ki zaman planlamasıyla ilgili ya da konuşmayla ilgili takıldığım noktalar var. Belki bunları aşabilmenin hani trik noktaları nelerdir? Bunlarla ilgili küçük bilgiler verilebilir belki programcılara. Temelde şu anda aklıma gelenler ilk etapta bunlar. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın. Esen kalın. Çok teşekkürler. Hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Engelsiz Ege en önemli programlarımızdan bir tanesi. Çünkü üniversite olarak çok önem veriyoruz. Son yıllarda aslında çok daha uzun zamandır yapılması gereken şeyler. Türkiye olarak biraz daha geç bilinçlendik diyelim. Hatice hocamız da başında, hatta biraz önce dediniz ben bir programıma konuk alayım. Tabii. Bu arada sizin program günleriniz değişmiş. Salı günleri olmuş artık değil mi hocam? Evet, perşembeydi. Tam bir yıldır 32 programdır. Benim bir doktora programıma başlamam ve benim zorunlu almam gereken derslerin perşembe sabahı olması dolayısıyla salı gününe en uygun olarak salı günü saat 10.30'da çocuğa dair her şey Ege'den Sağlık'ta, bundan sonra salı günleri. Reklamlar, çocuğa dair her şey. Şimdi sevgili Duygucuğum. Efendim canım. Senin bana söyleyeceğin bir şey var mı? Yok artık kalmadı. Şimdi ben biraz Sema hocamla... Tabii ki. Bakın benim başıma neler gelecek. Arkama dönüyorum. Bakma. Kurtardı şimdi benim başıma neler gelecek hocam, bakalım. Arkamı size kolay gelsin. Şey deme sonra yüzünden ne hayır gördük de arkamı döndüm falan diye, ama arkamı döndüm, kusura bakma. Hadi başla bakalım. Sema hocacığım. Şimdi geçtiğimiz hafta siz benim yanıma geldiniz. Dediniz ki ben Güney Afrika'dan, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Bir konuk getiriyorum dediniz. Evet. Bu konuk da neyle ilgili diye sorduk. Hatta haber müdürümüz sevgili Levent Konuş'u yanımıza çağırdık. Basında haber olması ile ilgili. Konum başlığı çok enteresan. Sema hocamız vampir hastalığını bulmuş. Bak yanlış değil. Vampir hastalığı. Vampir hastalığı evet. Vampir hastalığı hakkında şu anda bilgi almayacağım. Çünkü Ege'den Sağlık ya da Çocuğa Dair Her Şey programında değiliz. Sadece belirtileri nelerdir hocam falan diye. Hocam sizde böyle bir belirtiler başladı mı? Onu bir, yani hani ben size o gün dedim, hatta sizin kıyafetleriniz biliyorsunuz hep böyle kendinize tarz bir giyiminiz var. Ama bu şaka değil, gerçek yani, hastanede de bilinen bir gerçek. Çok güzel, çok böyle özenli, kendine bakan çok hoş bayanlardan bir tanesiniz hastanede. Hemen dikkat çekiyorsunuz açıkça söylemek gerekirse. Hatta dedik biz bu tarz benim tadında bir program yapalım. Orada bir tane Nurella var. Bizim neden vampirellamız olmasın? Dedim yani ben dedim. Yani ben kimse dedim bunu diyorsun. Bunu üzerime alıyorum ben dedim. Aynen. Yani suçlusu varsa da ben dedim. Hocaya da dedim. Vampirella dedim, çok güzel olur dedim. Hatta dedim ki bu programı başlatalım. Yasemin'e de dedim ki hocamızın Nurella'dan ne eksiği var? O da şöyle olsun dedim. Wow. Bakalım. Arkaya bakabilirsiniz. Hocam çok iyi olmuş ya. Çok güzel. Hocam nasıl bu? Vampir hastalığını bulan bir kişiden. İnanılmaz güzel. Bravo. Çok hoş. Valla dün Photoshop'ta biraz bir oynama yaptım tabii haliyle. Kusura bakmayın. Çok hoş olmuş. O zaman Yasemin'cim yeni program koyuyorsun. Vampirelli olarak, jüri üyesi ekibi olarak böyle affınıza sığınarak yaptım. Tabii ki çok güzel. Anlayışınızı bildiğim çok için. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu arada bu vampir hastalığı gerçekten önemli, ciddi bir konu. Hani bakmayın biz şimdi şey yaptık. Evet. Sadece kesinlikle. Burada böyle biraz hani işin rengi karışık şey olsun, yerine gelsin diye yaptık. Cumartesi pazar kapandık. Cumartesi pazar Çeşme Sheraton'daydık. İşte bizim Türkiye'den pek çok yerinden gelen insanlarla beraber vampir hastalığını öğrenmeye çalıştık. Evet. Hocam reklam parasını çıkışta bırakıyorsunuz oğlum. Kendi üniversiteme katkı sağlıyorum. Yeniyiz eğitim yapıyorum. Yok hani otelin ismini verdiniz ya, çıkışta parayı bırakıyorsunuz. Bırakmak zorundayız. Evet. Çıkışta. Son olarak söyleyeceğiniz bir şeyler varsa programı, çünkü ben çok konuştuğum için aşıyorum hep, farkındayım. Reji de bana daha fazla küsmesin. O yüzden Ege Üniversitesi Televizyonu olarak sizin son bir üçüncü yeni yayın dönemi için. Valla üçüncü yayın dönemini ben bir yıl öncesinde başlamışım. Dolayısıyla televizyonun bir yaşında olduğu dönemde başlamışım. Şimdi üçüncüye merhaba diyoruz. Benim keyfim yerinde. Çok mutluyum. Biz de sizinle çok mutluyuz. Ve daha gelişerek
daha farklı teknikleri öğrenerek sizlerden kesinlikle bu programı bu keyifle devam ettirmek istiyorum. Tabii bu arada patronuma sevgili Fazıl'a buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Siz tam bir sosyalcisiniz hocam ya. Tam bir sosyalcisiniz. Buyurun Duygu Hanım. Ben de diyorum ki gerçekten insanın sevdiği işi yapması çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Ben de her sabah buraya çok büyük bir keyifle geliyorum. Nice 2-2-2 yıllar olsun, 3-3-3 dönemler olsun diyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay İkiniz gelsin. De harika, pozitif konuklarsınız. Ve hepimiz ekip olarak zaten öyleyiz. Hep beraber daha nice yıllara diyorum. Çok teşekkürler. İnşallah. Şimdi teşekkür şimdi ederiz. Ekonomi programının bir röportajı var. Sevgili hocamızın bir röportajını gireceğiz. Ondan sonra yeni konuklarla ben devam ediyorum. Biz gene stüdyoya. Siz istediğiniz yerde oturabilirsiniz. Görüşürüz. Hadi bakalım.